Merhaba arkadaşlar, City Skyline İstanbul XE projemizde yeni bölümde karşınızdayız. Evet, en son Kadıköy ilçesi ile ilgili merkezini ve E5'in altında olan kısımları inşa etmiştik. Bu tarafla ilgili otobüs hatlarımızı vesairelerimizi inşa etmiştik. En son yine Koz Yatağı'ndan, Bostancı'dan Üsküdar'a kadar, Harayma kadar olan yerde E5'in üst taraflarını inşa etmeye başlayacağız. Koz Yatağı etabına hoş geldiniz. Evet. Şimdi E5'in üstünde İçerenköy Mahallesi'nin E5'e bakan bölgeleriyle ilgili şöyle yollarımızı bir yapalım. Otobüslerin geçtiği ana yolları video kaydı öncesi oluşturduk. Şimdi otobüs şeylerimizi, binalarımızı düzgün bir şekilde kurabilmek için buralara böyle ara sokaklar vesaireler kuruyoruz. Şöyle otoparklar, AVM'ler, bu yol üzerinde biliyorsunuz büyük gökdelenler vesaireler var, iş merkezleri var. Biz burayı şimdi 1/2 ölçeğimize sadık kalarak iş merkezleriyle, çarşılarla, evlerle vesaireyle, apartmanlarla dolduracağız. Şimdi bu bölgede böyle bir küçük sanayi sitesi gibi bir şey var sanki gördüğüm kadarıyla, onu bir kuralım bölgeye. Etrafında tamamen binalarla dolduralım. Çünkü bu bölgelerde bizim binaya ihtiyacımız var. Çünkü E5 üzerinde bir sürü ofis vesaire kuruyoruz şimdi. Buralardaki çalışacak insanları bir yakınlardan alalım. Bu bölümlerimiz biraz bizim işte tekrar Boğaz'a kadar, Harem'e kadar olan E5 üzerinden geçecek. Daha yukarıki konumlara, yani Kayış'ta, işte Dudullu vesaire o taraflara hemen geçmeyeceğiz. Biraz E5'e yakın olan kısımları inşa ediyoruz biz şimdi. Bu bölgede yoğun olarak sefer gösteren otobüslerinde işte Kadıköy başlangıç olsun, Harem Üsküdar başlangıç olsun, oralardan otobüslerimizi başlatacağız, hatlarımızı bu taraflara kadar, işte en son ilerlediğimiz yere kadar getireceğiz. Çünkü biliyorsunuz oyunla ilgili çeşitli limitler var ve o limitlere yaklaşmaya başladık. Muhtemelen biz Üsküdar ilçesine gelene kadar bu limitleri dolduracağız. Onun için temkinli gitmeye çalışıyoruz. Şimdi bu bölgeyi de şöyle yolları birazcık ayarlayalım. Biliyorsunuz bu yol bağlantılarında biz ya 8 metrelik sokak, ya 16 metrelik sokak, ya da işte 24 metrelik işte caddeler vesaire kullanıyoruz. Bölünmüş yollar kullanıyoruz. Bunları karışık bir şekilde koyuyoruz. Şimdi bu İçerenköy tarafında hem karışık muhtelif apartmanlar var, hem de siteler var muhtelif. Şimdi bu E5'e yakın olan bir konumda olduğumuz için buraya mümkün oldukça yüksek katlı binalar koyuyoruz. En son yapmış olduğumuz Tuzla bölümlerinden sonra ciddi bir mesken açığımız ortaya çıkmıştı ki sanayi tesislerinin hepsini yapmamıştık. Sadece bir kısmını yapmıştık. Çok fazla açık oluştuğu için. Kadıköy'e doğru ilerledikçe binaları, işte apartmanları vesaire kurdukça bu sefer mesken açığımız kapandı. Tekrar işte çalışma yeri ihtiyacı na dönüştü bizim işimiz. Bu etapları biraz tamamladıktan sonra şimdi aralara ofisler vesaire koyarak bunu biraz dengelemeye çalışacağız ama özellikle Ümraniye, Dudullu tarafına geldiğimizde burada zaten yine tekrar bolca sanayi olacak ki biz Tuzla tarafında da teme yakın olan sanayi sitelerini vesaireyi inşa etmedik. Yani sadece Tuzla E5'e yakın olan sanayileri kurduk. Bu bizim bir şekilde oyunu dengeleyeceğimiz anlamına geliyor. Şimdi burada hastane var. Bu hastane binamızı şöyle güzelce bir yapalım. Yaşlı hastanesi, çocuk hastanesi vesaire, onları da koyalım buraya. Buralarda birazcık daha yerleşim yerleri var. Buralara da bolca ofis binaları koyarak böyle dengeli bir şekilde gidelim. Biliyorsunuz biz E5 üzerindeki yolcularımızı 130 Ş hattı ve E10 hattıyla iki tane ana büyük hatla taşıyoruz. Tuzla'ya kadar veya işte Pendik'e kadar. Diğer taraflarla ilgili hatlarımız yoktu. Şimdi buralara bazı hatlar inşa etmeye başlayacağız. Ara yerlere metromuzu inşa edelim diyorduk ama işte Kadıköy'ü tamamladıktan sonra inşa edelim diyorduk. Çünkü özellikle batı doğu doğrultusunda sefer yapan 17, 16, 16D, E10 gibi hatlar en yüksek yolcu kapasitesine sahip şu an için. Demek ki bizde şu an batı doğu yönlü bir insan hareketi söz konusu. Öyle olduğu için bizim metroyu açmamız lazım şu an. Her ne kadar Marmaray Banlıyor hattımız olsa da buradaki insanları taşımaya yetmedi anladığım kadarıyla. Onun için biz metro hattımızı da birkaç bölüm sonra aktive edeceğiz. Böylelikle o bölgeyi taşımış olacağız. 500T hattını inşa etmedik şu ana kadar. Koz Yatağı etabını bitirdiğimizde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden gelen 500T hattımızı da inşa edeceğiz. Bu da ne olacak? 130 şeyle hemen hemen benzer güzergahtan, Koz Yatağı'ndan sonra Tuzla'ya kadar, Şifa'ya kadar benzer güzergahta gitmesini sağlayacak. Evet, burada alışveriş merkezlerinin olduğu bir bölge var. Şimdi orayı inşa edeceğiz. Önce etrafındaki bu
mahallelerdeki bulunan siteleri vesaire yapalım. Hem 6 katlı, 6-7 katlı bina asetimiz burada var. Hem de 9 katlı bina asetimiz var. Bunları karışık bir şekilde buralara yerleştiriyoruz. Binaların yola bakan taraflarının giriş olarak seçmeyi özellikle deniyorum. Çünkü binanın girişi yola yakın olmazsa bu sefer işte bina yangın vesaire olduğunda ya da binada hasta vesaire olduğunda ambulanslar buraya gelmiyorlar. Onun için mümkün oldukça binanın yönünü yola yakın yapıyoruz. Özellikle bu kopyala yapıştır sistemle yapılan bina yerleşimlerinde bu önemli. Yoksa diğer türlü zaten kendi otomatik çıktığında yönünü binalar bir şekilde ayarlıyor. Şimdi E5 yan yol üzerinde bu binaların bağlantılarını kurduk. Şimdi bu alışveriş merkezlerinin olduğu yeri yapalım. Burada böyle önünde büyükçe otopark olan iki tane bir AVM var. Önce onu yapalım. Yanında da burada bir yer daha vardı ama şimdi inşaat olarak gözüküyor. Google Maps'te öyle olduğu için biz de buraya inşaat yapacağız. Çünkü biliyorsunuz biz inşaat objemizi oyundaki yol bakım ünitesi binasına kurmuştuk. Bu da ne demek? İnşaat koyduğumuz yerlerde bizim beton mikserlerimiz, damperli kamyonlarımız yoğun çalışıyor. Bu da tabii daha gerçekçilik katıyor. İnşaatı olan yerde bu beton arabalar olur ki özellikle E5 üzerinde çokça zaten bu beton kamyonlarından, işte harfiyat kamyonlarından görme ihtimalimiz yüksek. Onun için bu tarafları bununla ayarlıyoruz. Şimdi E5'in güneye bakan tarafına geçtik. Yine Bostancı kavşağından başlayarak Koz Yatağı'na kadar buralara kuruyoruz. Gördüğüm kadarıyla burada çokça yüksek katlı binalar. Onun için bizim 25 katlı, 30 katlı ofis asetimizden buraya karışık bir şekilde koyduk. Yine işte 9 katlı, 7 katlı gibi olanlardan da etrafını yerleştirdik. Bir bina, bir otopark, bir bina, bir otopark olarak gitmeye çalışıyoruz. Çünkü binaların birbirine çok yakın olması istemiyorum. Özellikle yüksek katlı binaları birbirine yakın koyduğumuz zaman çirkin bir görsel oluşturuyor. Onun için biz de böyle seyrek seyrek onları koyduk. Biraz ofis, biraz mesken şeklinde koyuyoruz ki buralara ciddi bize bir mesken açığı oluşturmasın. Çünkü bölümün başında da söylediğim gibi Ümraniye tarafına geldiğimiz zaman, Dudullu tarafına geldiğimiz zaman zaten bolca sanayi yapacağız oralara. Bu çalışma yeri, istihdam ihtiyaçlarını oralardaki binalardan tamamlar. Şimdi burada bir Erenköy Hastanesi var. Bunu da bir unutmadan inşa edelim. Yerini biliyoruz. Ama önceki etaplarda fark etmeden kapatmışız. Buranın normalde etrafı çok yeşillikli, ağaçlık falan ama biz şimdi hastane binamızı buraya koyunca doldurdu. Yapacak bir şey yok. Ağaçlık yerleri başka yerlere kullanırız. Buraları şöyle evlerle, binlerle etrafını kapatalım. Çünkü burası bizim için en kalabalık bölgelerden bir tanesi. Evet, bina yerleşimlerini tamamladık. Biliyorsunuz daha önceki bölümde de bahsetmiştim. İstanbul haritası yapmamıza rağmen ben İzmir otobüslerini çok sevdiğim için İzmir 1999 eklenti araçlarını parça parça buraya aktarıyoruz. En son Volvo Körüklü ve Icarus 280 Körüklü'yü de çevirdik. Onları da oyuna ekledik. Birkaç tane otobüs kaldı aktarılacak. Bizim bu yapmış olduğumuz harita çalışmasında en önemli yerlerden bir tanesi de, en kalabalık yerlerden bir tanesi de Pendik Yüksek Hızlı Tren İstasyonu önündür. Bunun önündeki otobüsleri şöyle bir seyrediyoruz. Buradan yaklaşık 18 tane hat inşa etmişiz bu bölgeden geçen. Bu 18 hattımızın araçları karışık bir şekilde gidiyorlar. Şimdi OMSI oyun motorunda otobüs hattını tabelasında vesaire okuyabiliyorduk ama City Skyline'de öyle bir özellik yok. Onun için otobüslerin tabelalarında böyle kendi kaplama dosyasında ne yazılıysa ona göre yazılar geçiyor. Eğer öyle bir özellik mod vesaire zaman içinde çıkacak olursa hoş olur. Şimdi eğer bir otobüs 17 hattındaysa tabelasında da burada 17 yazsa açıkçası güzel olurdu diye düşünüyorum. İnsanlar bir taraftan bir tarafa koşturuyorlar. 16D hattımızda Volvo Körüklü'müz var. KM27 hattımızda Mercedes Connecto'larımız var. 345'lerimiz var. 17B hattımızda Icarus 280 Körüklü'müz var. Bunun da eklenti yerinde ölçeği tam ayarlayamamışız zannedersem. Biraz körük üstte çıkmış. Bunları düzeltiriz. Çünkü yukarıdan bakınca çok bu tip problemler gözükmüyor ama zoom yaptığınız zaman, insan seviyesini indirdiğiniz zaman bu bağlantı hatalarını görüyorsunuz. Icarus 111 araçlar KM24 hattında verdik. Oralardan gidip geliyorlar. Yine 16D hattında ve 251 hattında körüklü Volvo'larımız var. Bunlar sefer veriyorlar. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.